Bir hafta sonları sayın izleyiciler. Yine birlikteyiz ve yine her şey konuşacağız. Bu haftaki konularımız müzik, tarih, sanat, kültür hepsi bir arada. Ee, çok keyifli konularımız var ve çok değerli konuklarımız var. Çağrı Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Kendinizi siz saray ve e, kültürel tarihçi evet. olarak tanımlıyorsunuz değil mi? Evet doğrudur. Başka ne tür tarihçiler var? Şöyle. Aslında ülkemizde esas olarak tarihin siyasi ayağı üzerine yapılan çalışmalar var. Dolayısıyla daha çok siyasi tarihçilerden oluşan bir akademik kadromuz var. Fakat çok az sayıda olmakla birlikte Osmanlı müesseseleri ve medeniyeti üzerine çalışan bir zümre var. Ben de onlardan birisiyim. Ve Osmanlı sarayı merkezli çalışıyorum. Çalışma alanımın içerisindeki alt başlıklarda padişahların giyim kuşamları, ...yeme içme kültürleri, sarayın fonksiyonel olarak mimari planlanışı e, ve törenler yer almakta. Yani şu tarihte şu oldu, bunun e, dışında bir şey oluyor bu değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Şu tarihte bu savaş vardı falan, o önemli değil. Fakat o ortamdaki hikaye mi önemli oluyor, Kesinlikle. Ne oluyor? Yani Osmanlı tarihinin başlangıcından sonuna kadar olan bütün alanı kapsayan bir tarihçilik anlayışı yürütüyorum mesleğim ve ihtisas alanım gereğince. Dolayısıyla bir yakın çağ tarihçisi ya da yeni çağ tarihçisi değilim. Ee, çalıştığım konular hem yakın çağın içerisinde hem yeni çağın hem orta çağın içerisinde. Deliller mesela nasıl delillerden bunu anlıyorsunuz? Müziklere mi bakıyorsunuz? Roman nasıl anlıyorsunuz? Yani delilleriniz nedir? Mesela Osmanlı Sarayı'nda eğer ki müziği konuşuyorsak bunun için Fatih devrindeki müzisyenlere bakıyoruz. Fakat bu müziğin saray müziğinin gelişimini takip etmek istediğimiz zaman bu metodu daha sonraki padişahları hatta Tanzimat devrine kadar olan klasik çağa kadar yayabiliyoruz. Ancak çalışma çizgimin daha çok Tanzimat öncesine ait olduğunu tabii ki söyleyebilirim. Çünkü Tanzimat malumunuz üzere büyük bir kabuk değiştirme Tek çok şey değişiyor. Devlet teşrifatı değişiyor, giyim kuşam değişiyor, hükümdarın tebaasıyla olan ilişkisi değişiyor. Dolayısıyla bütün bunlara bağlı olarak çok geniş bir yüzyıl ara aralığında çalışma imkanı buluyorum. Şimdi tabii burada bu kültürler, bu gelenekler, gelenekler evet. hep günümüzü de etkiliyor. Şimdi günümüze bakacak olursak Evet. bulunduğumuz yerde İstanbul'dayız biz. Evet. Bizi etkileyen kültürler nedir? Bir bir Osmanlı tabii. kültürü var değil mi? Osmanlı kültürü dediğimiz zaman herhalde İstanbul mu tabii. anlaşılıyor? Anadolu kültürü var. Evet. Değil mi? Batı kültüründen etkileniyoruz. Muhakkak. Doğu kültüründen de etkileniyoruz. Elbette geliş istikametimiz zira. Nasıl bunları bir nasıl yerli yerine koyarız? Ne farkı var? Mesela Doğu kültüründen Batı kültürünün farkı nedir mesela? Bunu tabii ki takdir edersiniz ki birkaç cümleyle ifade etmem zor. Zamanımız var. Peki. Fakat şunu söyleyebilirim. İstanbul tabii ki medeniyetin merkezi. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun yerleştiği, fethederek başkent haline getirdiği İstanbul büyük bir imparatorluktan mirastır. Dolayısıyla Şehri fethettiğiniz zaman onun kültürel ögelerini de sahiplenmiş olursunuz. Nitekim Sultan Bey Fethetmekle bin... işgal etmek farklı şeyler, değil mi? Fethetmek. Elbette. şey oluyor. Vatan haline getirmek, Vatan sahiplenmek, onun dinamiklerini mümkün olduğunca muhafaza etmek, orada yaşayan insanları teba olarak kabul etmek. Yani hükümdarın gölgesinin üzerine düştüğü, korunduğu insanlar olarak kabul etmek fetih kavramının içerisindedir. İşgal dediğimiz şey, bugün hala çağımızda da çeşitli zamanlarda tesadüf ettiğimiz üzere bazı ülkelerin tarumar edilmesi ve oranın tamamen bir başka ülke menfaatine uygun olarak kullanılmasını ifade eder. Türkler gaza ve cihat anlayışıyla hareket eden milletler olduğu için ayak bastıkları yerleri kendi vatan toprakları sayarlar. Nitekim de Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünde de toprakların bilhassa savaş yoluyla kaybedilmiş olması, doğrudan doğruya imparatorluğun oradan savaş olmaksızın çekilmemiş olması da bunun en önemli göstergesi. Şimdi batı kültürü ile Doğu kültürünün temel farkı nedir? Batı kültürüne tabi olan bir insanın davranışlarıyla, Doğu kültürüne tabi olmuş birinin davranışları arasında ne fark vardır mesela? Bu dönemlere göre değişir fakat, Rönesans devrine kadar hiç şüphesiz ki dünyadaki ışık doğudan yükselmekteydi. Bu hamasi bir tabir olarak kullandığım Bütün bir buluşlar, şeydi. Bütün buluşlar icatlar hepsi orada. Tabii ettir. ki ve dolayısıyla bilhassa Bağdat merkezli, daha sonra Mısır merkezli şekillenen medeniyet Anadolu'ya da sirayet etmişti. İran hattından, Semerkant'tan, İsfahan'dan ve bu bölgede insanlar entelektüel bir hava içerisinde ilim, bilim sahaları ve meclisleriyle donatılmış şehirlerin etrafında toplanmışlardı. Hükümdarlar doğrudan doğruya ilim ve bilim sahiplerini, entelektüel kişilikleri, sanatçıların hamisi konumundaydılar ve bunlara para harcamaktan, bunların sanatlarını ve ilimlerini ileriye taşımalarına vesile olmaktan kendilerini geri tutmuyorlardı. Fakat aynı tarihlerde Avrupa'da Orta Çağ Karanlığı dediğimiz bir dönem hakimdi. Yani özellikle kilisenin herkesce bugün malum olduğu ve Batı'nın da kendisinin bizzat söylediği üzere Katolik dünyasının baskısı hakimdi kıta Avrupa'sında. Ve bu da bu bölgedeki ilim, bilim ve sanat ehlinin ortaya çıkmasına mani olmaktaydı. Dolayısıyla toplumları Doğu ve Batı toplumlarının Rönesans öncesi Doğu ve Batı, Rönesans sonrası Doğu ve Batı. Günümüzdeki, bir Batılı insanla Doğulu insan arasında davranış biçiminden, şey biçiminden, psikoloji biçiminden ne? Yani mesela ben şöyle açayım size, bir Batılıyla evet. bir kokteyle gittiniz, duruyorsunuz. Evet. Batılı'nın yanına bir metreden fazla yaklaştığınız zaman, onun rahat yani kişisel alanına girmiş olursunuz. Evet. Halbuki bir doğuluyla bir kokteyle gittiğiniz zaman bu kişisel alan yarım metreden sonra başlıyor. Doğru. Mesela niye böyle bu? Çünkü e, Batının e, protokol prensipleriyle Doğu'nun protokol prensipleri farklıdır. Biz bunu 19. yüzyılda bir sentez haline getirmeye çalışsak da esas itibariyle Doğu'dan beslendiğimiz için ruhumuzun derinliklerine Doğu'dan beslediğimiz için. Böyle noktalarda sınırlarımız daha yakın. Fakat Batı her zaman e, bugün geçerli olan kokteyllerden bahsettiğiniz için kokteyllerde ya da büyük seremoniyel durumlarda herhangi geçim... bir yerde yani bir kalabalık bir ortamda e, insanların e, yani kişisel mesafesi çok daha az bizde. Yani evet e, bizde kol kola atıp e, yolda yürüyen mesela iki tane. Erkek arkadaşı görebiliriz. Batıda böyle bir şey mi? söz konusu değildir. Çünkü doğu insanının temelinde samimiyet vardır. Konuşmayı sever, çok fazla meraklıdır, aynı ölçüde hüzünlüdür. Fakat batı insanı mesafeyi koyar, hayatın kendisi çerçevesinde hareket ettiğine inanır. Dolayısıyla Bak kurallara mı bağlıdır mesela batılılar? Kesinlikle. Doğulular kural dinlemez mi? Böyle bir sonuç mu çıkıyor? Doğulular kural dinlerler. Fakat kurallar toplumlara göre şekillenirler. Coğrafyaya göre şekillenirler. Veslendiğiniz damarlara göre şekillenirler. Hangi medeniyetler medeniyetlere, hangi devletlere yakın olduğunuza bağlı olarak Biz doğulu muyuz, batılı mıyız? Kesinlikle doğuluyuz. Benim kanaatim bu. Ama Problem şu, biz bugünkü e, modern insan olarak tabir edersek kendimizi Doğu ve Batı algısını başka noktalardan e, algılamaya ve anlamlandırmaya yani çalışıyoruz. Ortada olamaz mıyız? Yani biz şimdi e, ne bileyim ben Avrupa'ya göre daha doğuyuz ama e, bu taraftaki ülkelere göre de daha Batıyız. Yani illa e, Doğu veya Batı'yı seçmek zor durumunda Kesinlikle. mıyız? Kesinlikle tam bahsettiğim nokta bu zaten. Doğu ve Batı'yı anlamlandırma çabasından ziyade var olan o medeniyet çizgisindeki yerimizi belirlediğimiz zaman zaten o Doğu-Batı algısından çıkıyoruz. Fakat ister istemez özellikle ki, özellikle bugünkü sahip olduğumuz toprakların Doğu hattını düşünürsek yani Anadolu'yu düşünürsek ister istemez Doğudan, İran'dan, Çin'den, Pakistan'dan, Afganistan'dan, Hindistan'dan, Orta Doğu diye bugün adlandırılan coğrafyadan esen rüzgarlardan çok daha fazla nasibimiz yani var. Biz aslında diyoruz. Doğu Batı algısının tam sınırındayız gibi değil mi? Kesinlikle öyle. Yani bir İranlı bizim gibi hissetmiyordur Hayır. değil mi? Tam sınırında hissetmiyordur yani. Hayır, kendini. kendisini tam bir doğulu olarak hissediyor. hissediyor. Bütün sınırlarıyla doğu olarak hissediyor. Halbuki biz... Anadolu'dan beslenen esas e, merkezi Anadolu olan fakat başkenti batıya kurulmuş bir imparatorluğun mirasçılarıyız. İstanbul batıda kurulmuştur. Sarayburnu'nda e, imparatorluğun merkezi sarayı oraya yerleştirilmiştir. Fakat bütün fetih hareketleri halkın ana e, beslendiği noktaların hepsinin temelinde de Anadolu kültürü yer almaktadır. Bu edebiyatta, müzikte, sanatta... Her zaman böyle olmuştur. Ee, Anadolu kültüründen Osmanlı veya İstanbul kültürünü karşılaştırdığımız zaman Batı ile Doğu'daki gibi bir fark var. Nasıl karşılaştırabiliriz onu? Şimdi İstanbul bir kere e, İmparator Büyük Konstantin tarafından kurulan başlı başına e, adeta yeni bir icat bir şehir. Her şeyiyle yeni. Avrupa'da daha önce örneği görülmeyen kendi mimarisine, kendi sanatına en iyi inceliklerle sahip olan bir şehir. Ve bu şehrin varlığı kendi, yüzyıllarca devam etmiş. Haliyle içerisinde çok fazla kültürel öge birikmiş. Bunlar sarayın gölgesinde olduğu için de en üst düzeye varacak şekilde gelişim göstermiş. Osmanlı İmparatorluğu İstanbul'u fethettikten sonra burası başkent haline getirilip Osmanlı sarayı Edirne'den İstanbul'a nakledilmesiyle birlikte Osmanlı İmparatorluğu bu kültürü mirasçısı, sahiplenicisi haline gelmiş. Ve bir ayrım yapmaksızın özellikle devlet teşrifatında, devletin işleyişinde bu kültürün mirasçısı olmuş. O yüzden Osmanlı İmparatorluğunun da devam ettirdiği bu İstanbul kültürü imparatorluğun yüksek kültürü olmuş. Tıpkı Roma'daki gibi. Ama Anadolu. Yani zıttı değil e, daha e, e, şeysi mi daha süzülmüş, süzülmüş. Tabii, gelişmişi. kesinlikle kesinlikle çünkü daha önceki imparatorluğu takip edebilen bir Fatih Sultan Mehmet vardı. Yani sadece İstanbul'u fetheden bir komutan değil ya da bir e, teknik ya da mühendislik bilgisine sahip olan bir zeka değildi. Aynı zamanda sahip olmayı arzu ettiği bu başkentin neye sahip olduğunu da biliyordu. Evet kendisini e, kapılarını açtığı zaman dolu hazineler bul, e, bulamamıştı açtığı kapıların ardında. Fakat burada çok kıymetli yazma eserler bulmuştu. Coğrafya eserleri, edebiyat eserleri, müzik eserleri, tarih eserleri. Burada imparatorluğun daha sonraki mimarisine etki edecek harika eserlerin inceliklerine nüfuz edebilmişti. Dolayısıyla bunları ileri götürdüm. Fatih Külliyesi bunun en kıymetli örneğidir. Şimdi mesela Anadolu'da çok misafirperverlik vardır değil Doğru. mi? Gelir yani yoldan geçeni sofranı açarsın, şey evet. yaparsın. Mesela Osmanlı'da da böyle midir bu? Evet, böyledir. Hatta e, İstanbul yüksek kültür olarak bahsettiğimiz İstanbul'da bile yalı köşk, konak sahiplerinin ya da rical saraylarının bulunduğu yerlerde hemen etrafta oturan insanların o hane sahibi tarafından gözetilmesi her zaman esas tutulmuştur. Mesela bir Ramazan gününde bir konağın kapısı daimi surette açık bırakılmalıdır. Mutfakta her zaman kurulu sofra olmalıdır. Gelenler orada iftarlarını edebilmelidirler. Yahut hemen o konağın ya da sarayın yakınında bir genç kız evlenecekse o yalının, konağın ya da köşkün sahibi olan ekabirden kimse onun çeyizini yapabilmelidir. Şu anda var mı böyle şeyler? Maalesef çünkü Abdülhak Şinasi Hisar'ın eserlerinde de bahsettiği gibi kaç göç devrinden sonra e, konaklar, köşkler el değiştirdiler. Ama Sa bir yine büyük evler var şimdi görüyoruz el değiştirse de bir konak var. Ko konak sahipleri böyle davranmıyorlar. Davranmıyorlar. Mı? Çünkü bir konağa ya da köşke ya da yalıya sahip olmanız o kültüre sahip olmanız manasına gelmiyor. Parasını veriyorsunuz ve bir binaya sahip oluyorsunuz. Ama oturduğunuz o binanın kültürüne, geçmişine vakıf değilseniz eğer ki bunları devam ettirebilmeniz mümkün Peki değil. Peki yani o parayı bastırıp alanın çocuğunun çocuğu o kültürü canlandırabilecek mi tekrar o yaşadığı binayı? Çok zor. Binayı insanları açıp o kültürü çünkü iki jenerasyon sürüyor değil mi yani parayı kazanmak bir jenerasyonda oluyor evet. Ama harcamak harcamayı öğrenmek iki üç yani belki onlar da öğrenemezler mi öğrenemezler çünkü bu kesintisiz intikal etmesi gereken bir şey çağ değişiyor farklı beklentiler insanlar için oluşmuş vaziyette dolayısıyla artık insanlar belli statülerini sergileyebilmek için belli noktalara, belli evlere, belli mülklere sahip olmaya çalışıyorlar. Ama kültür parayla satın alınabilecek bir öge değil. Bir birikimdir. Sizin bunu bir mirasçı olarak devralmanız gerekir ve bunun sorumluluğunu üstlenmeniz gerekir. Mesela Osmanlı İmparatorluğu çöktü. Cumhuriyet devri kuruldu. Haliyle konak sahipleri, yalı sahipleri olan eski ricalden kimselerin tahsisatları kesildi ama onların haneleri içerisinde cariyeler, kalfalar, dadılar hizmet eden hane halkı vardı. Ne yaptı bu insanlar? Yavaş yavaş ellerindeki mülk şeyleri, objeleri satmaya başladılar. En nihayetinde ellerindeki mülkleri de çıkardılar. En son o mülkü de ellerinden çıkaracakları zaman o insanlara yol vermek zorunda kaldılar. Yani onlardan vazgeçmediler. Bu bir sorumluluktu çünkü. Onun gereğiydi çünkü. Onlar aileden de bizde Avrupa'daki gibi sınıf sistemi olmadığı için biz bunları eserlerden, devrin eserlerinden, hem kendi eserlerimizden, yazılı eserlerimizden hem de Avrupa'dan gelen ya da doğudan gelen seyyahların notlarından takip ettiğimiz kadarıyla onlar bilhassa Avrupalılar hayretle ifade ederler ki burada hane hanede hizmet edenler sanki hane sahibinin akrabasıymış, hanenin işte hane sahibesinin evladıymış gibi muamele görürler. Aynı sofralar onlar için de kurulur. Onlar onlar da giydirilir, onlar da evlendirilir diyerek bundan övgüyle ve şaşkınlıkla bahsederler. Ama bugün evlerde hizmet eden uşaklar, hizmetçiler artık ya da yardımcılar, asistanlar nasıl tabir edilirse böyle bir grup var. Bir de hanede yaşayan hane sahipleri var. İkisi o çok hiç değiller artık. Değil, değil çok yüksek duvarlarla ayrılmış Kayıp vaziyette. Kayıp mı ettik biz yani bu gelenek Osmanlı'nın o geleneğini kayıp kaybettik. Ettik. Bir Nec daha gelmeyecek şekilde mi kaybettik? Benim öngörüm ee, üzülerek e, tabii ki söylemek durumundayım. Bir daha gelmesi çok mümkün görünmüyor. Çünkü bunu e, intikal ettirecek nesiller artık hayatta değiller. Bunun hikayelerini anlatacak insanlar artık hayatta değiller. Ve bugün insanlar tarihin bu e, zarif, kibar insanların içini ısıtacak kadar güzel noktalarıyla ilgilenmiyorlar insanlar. Ben Tanrıca'da oturuyorum. Etrafımda bir sürü yalı var. Yalı boyu hattında Beykoz'a kadar. Yaşamıyor hiç o yalıların hiçbirisi yaşamıyor. Ben çocukluğum Yeniköy'de, Boğaz'da, işte evet. Kanlıca'da geçti. Sandallan geçerken her birinin rıhtımında bir hayat vardı. İşte. Bir davetler vardı, insanlar. Şimdi bakıyorum ben hepsinin ya evet. panjurları kapalı ya hiç böyle incin top oynuyor. Yüzlerce milyon dolarlık yalılar böyle. Evet. Bomboş duruyorlar. Yani bu... E, ...görgüsüzlükten kaynaklanıyor değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Tam bahsetmek istediğim nokta o. Kapılarının açıldığını görmezsiniz. Büyük bir heyecanla gizlice içeriye giren insanlara tesadüf edersiniz. Ya da yaz-kış dediğiniz gibi panjurları kapalı olur. Dolayısıyla yalı hayatı bir arka arka sokakta oturan bir insan için hiçbir şey ifade etmiyor. Kapısını çalabileceği... E, e birden ricalden birisi oturmuyor. Tabii çünkü herkes arkada. ben bilirim mesela Yeniköy'deki yalılarda herkes gelirdi o yalılarda bir arkadaşları vardı. Tabii. O, o yalılar insanların denize girdiği yerlerdi. Çünkü orası bir evdi bir başka bir şey ifade etmiyordu İstanbullular için. Fakat bugün öyle bir durum söz konusu değil. Yalıda oturmak ya da bir köşkte oturmak ya da bir bugünkü e, popüler kültürün getirisi rezidansta oturmak bir zenginlik göstergesi ve dolayısıyla belli bir maddi gelirin altında olan insanlarla da kendilerince kurdukları bir mesafeyi temsil ediyor aslında. Yalnızlaşıyorlar aslında. Yalnızlaşıyorlar değil? tabii yani başka hiçbir şey değil. Peki düğünlere bakacak olursak nasıl buluyorsunuz mesela bizdeki o otellerdeki düğün seremonileri falan hangi gelenek o doğu mu batı mı nasıl bir şey o yani o. O, o, o sanki batıdan gelen bir şey. Biz doğudan gelen düğün seremonisi nasıl? Şöyle e, doğuda Osmanlı İmparatorluğu yine merkezli eğer ki bunu cevap verecek olursam. Bir kere padişah kızları için yeteri kadar teşrifata uygun ve kalabalık olacak şekilde bir düğün seremonisi gerçekleştiriliyor. Kına gecesiyle, nişanıyla, evliliğiyle. Padişah kızına edemiyor. mı? Ay, has bir durumu kına gecesi, sıra sıra yoksa herkese mi? Hayır, kültür zaten yukarıdan aşağı Aşağıda nüfuz eden mi? bir şeydir. Ne kadar e, belli bir tabaka doğru bir şekilde kültür, kültürel dinamikleri idare edebilirse, üste taşıyabilirse bunun muhakkak aşağı tarafa da halkın geniş kitleleri de tesiri oluyor. Saraydaki işte nişanda damat... E, Nişan paş var mıdır mesela? Var. Öyle mi? Var tabi. Yani tabi şöyle bir ayrım var. Sultan efendiler yani padişah kızları eşlerini kendisi seçmiyor sadece. Ha. Padişah ya da devlet uygun görüyor. Belli isimler oluyor. Mesela beş tane isim veriliyor padişaha ve devlet adamlarının önerileri oluyor çoğu kere. Ya da haremden bazı öneriler bazen söz konusu oluyor. Bunlardan bir tanesi namzet ilan ediliyor. Mesela Ed Diyarbakır Beylerbeyi'ne haber gönderiliyor. Filanca tarihte şey seni Hatice Sultan efendimize işte namzet kıldık denili diye bir teskire gönderiliyor. O da İstanbul'daki ketüdası vasıtasıyla nişan hazırlıklarına başlıyor. Yani kabul. Daha hiç görmeden mi oluyor bu? İşte nikah zamanı yetişirse görüyor. Ya hiç görmeden karar hiç veriyor görmeden. öyle mi? Tabii, aynen öyle. Ya birileri bu sana uygundur diyor. O tabii, da uygundur tabii, tabii, diyor. Tabii tabii O kadar. Ve peki şu anda o yaşadığımız otellerde geliyorlar işte oturuyorlar evet. bir nikah memuru kıyıyor şeyi ee, sonra şahitler var takılar evet. takılıyor evet. ondan sonra işte daha Müslüman bir ailesi içki içilmiyor ama evet. gazozlar içiliyor yoksa içkiler içiliyor ama seremoni hep her yerde benzer. Tabii tabii. tabii. Bu batı mıdır doğu mudur mesela? Doğuda da var batıda da Aynı var. Aynı mı her yerde? Aynı sadece dediğim gibi kendi içerisindeki gelenekler değişiyor. Yani birisi babasının kolunda ilerlerken birisi işte annesinin kolunda ilerliyor gibi. Mesela Osmanlı İmparatorluğunda beyaz gelenek 19. yüzyılın beyaz gelinlik 19. yüzyılın sonunda ilk defa saraya giriyor. O güne kadar sultanların gelinlikleri kırmızı. Hmm. Bu batıdan mesela beyaz intikal ediyor. Beyaz gelinlik batının bir Tabii, yani. Tabii. Hatta ...hatırlayamamakla birlikte şu anda ismini... ...ya Naciye Sultan'dı ya Fehime Sultan'dı... ...beyaz gelinlik giyeceğim diye... ...tutturduğu zaman... ...kelimenin tam manası tutturduğu zaman... ...sarayda haremde yer yerinden oynuyor... ...olur mu efendim... ...nasıl beyaz gelinlik giyersin... Aa, ...örfümüze, adetimize, geleneğimize terstir diyorlar... ...ama o inatla bir şekilde beyaz gelinliği giyiyor. Şimdi kırmızı gelinlik giyeceğim diye... ...tutturan çıkmıyor mu hiç? Ben hiç görmüyorum. Var oluyor mu kırmızı gelinlik? Bir dizi vesilesiyle... Bir ara bunun ortaya çıktığına şahit olmuştum açıkçası. Popüler bir dizi vardı Osmanlı devrini anlatan. O dizide sultanlardan bir tanesi kırmızı bir gelinlik giymişti evlenirken. Daha sonra birkaç yerde buna tesadüf ettim. Kırmızı dizi olarak ama değil mi? Normal bir düğünde bir kırmızı hayır, hayır, mi? Hayır. Ha? Şey, bir Hayır 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 hayır. Normal düğünde tesadüf ettim düğünde buna tesadüf. birkaç tane. Fakat yayılmadı tabii ki çünkü... Beyazı artık bugün öyle bir saflık, temizlik, duruluk gibi farklı farklı anlamlar yüklendiği için kırmızı gibi kendisini çok belli eden bir rengi bir anda ortaya koymak mümkün değil ne yazık ki. Peki şimdi mesela bu cenazelerle düğünlerin içerikleri doğuyla batı. Ben mesela cenazede biliyorum. Şimdi mesela batıda, Amerika'da, Avrupa'da birisi öldüğü zaman hı hı. cenazesine çok yakınları ve davetli olanlar gidiyor. Evet, evet. Biz de duyan gidiyor. Evet. Şimdi düğünde de mi öyle e, nasıl yani kim yani cenazeye kimler gider, düğüne kimler gider, kimler çağrılır? Mesela Batı'da bildiğim kadarıyla isimle gidiyor. Bizde aile tüm ee, öyle farklar var galiba. Osmanlı İmparatorluğu'nda yapılan düğünler de davetiye usulüyle yapılıyor. Özel bu işle ilgilenen o hane sahibinin e, hane halkından olan birisi yahut da etrafta bu işle ilgilenen güvenilir birisi var ise onun aracılığıyla bu davetiyeler iletiliyor. Fakat bu noktada da davetiyelerin hepsi tek bir kişinin eliyle iletilmiyor. Bu arada sözünüzü bir kesiyorum Zeliha Hanım. Sonunda şey geldi. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba. merhaba, merhaba. Hayrola ne oldu? Niye geçtiniz? Trafik. trafik, abuk subuk bir trafik. Yanlış yola girdiniz büyük <laughs> ihtimalle. <gülüyor> Yanlış yola girdim kesin ama ondan sonra da bir türlü çıkamadım. Ya takısına bayıldım. <gülüyor> evet, <gülüyor> Bu arada teşekkürler. Gözü direkt oraya takıldı. Nedir o? Zeytin dalı. Ee, ee, özellikle şu anda ül dünyanın geçirdiği çok sıkıntılı bir süreç var. Üçüncü Dünya Savaşı'nın eşindeyiz. Siz zeytin mı uzatıyorsunuz? Ee, kendimce <laughs> en azından bunu yapmaya çalışıyorum. Ne güzel. Ne güzel. Sizin yayın öncesi bahsediyordunuz. Bir de koleksiyonunuz var galiba evet, değil mi? Evet. Yani ciddi olarak bir şey broş merakım var. Böyle müzayedelere falan giderim. Onları takip ederim. Tabii bu daha 20. yüzyıl, 21. yüzyıl işi bir şey. Doğrudan bir antika özelliği yok ama butik bir çalışma. Fakat yani ister istemez saray ve kültür çalışınca o rüzgarı üzerinize esiyor. Biraz da bugünün çağının dışında hareket etmek gerekiyor. Çünkü bugün erkeklerin aksesuarları sadece saatler ve kemerlerle sınırlandırılmış halde. Yakın zamana kadar kravat iğneleri vardı. Şimdi işte mendiller bir ara görünürdü. Artık onlar gitti var. şimdi. Evet ama eski devirde erkekler içinde de kullanılabilecek çok fazla unsur vardı. Şimdi yok işte. Eski erkekler çok Kokoşmuş <laughs> öyle Öyle <laughs> mi? Hakikaten öyle çünkü ne kadar e, eskiden böyle e, gravürler, şeyler resimler, portreler falan. Süslüler çok var. değil mi? Çok süslüler. Tabii. Ama kadınlar da süslü değil mi şimdi? Ya. Şimdi de kadınlar çok süslü <gülüyor> sanki. <gülüyor> Ama e, o, o, o zamanın süslü erkeği şimdi yok. Öyle yok, mi? Yok, vallahi yok. Daha sadeliği seçtiniz nedense. Değil daha. Mi? Belki... Ya, i̇yi yaptık değil mi? Bilmiyorum biz olalım süslü değil Siz mi? Siz ne diyorsunuz o padişahların <gülüyor> süslü <gülüyor> hali falan bir acayip Kesinlikle değil mi? Kesinlikle yani? iyi yaptığımıza inanmıyorum. Çünkü <laughs> doğu renkli, dünya renkli. O kadar güzel kumaşlar ve o kadar güzel renkler sadece bir cinse ait olmamalı ya da bir gruba ait olmamalı. Sarayda padişahların kaftanlarını görenler, İnanmıyorlar, onların padişahlar tarafından giyildiğine çiçekli böcekli şeyler diyorlar. Nasıl? Evet giyiyorlardı çünkü baharı bahar mevsiminde üzerinde de taşımak istiyordu padişah. Kışın da bunları üzerinde taşımak istiyordu ve dolayısıyla rengarenk kıyafetlerle dolanıyorlar Kaç saatte hazırlanırsınız mesela bir yere gidecekken? Ben çok çabuk hazırlanırım aslında <laughs> ama kadınlar biraz daha yavaş tabii, hazırlanır. Tabii. Detay severiz biz, oramız buramız bakarız. <laughs> Şimdi. Biz epey bir konuştuk siz gelene kadar işte düğünlerden, kutlamalardan, batı kültürü, doğu kültürü. Müziğimiz eksik kaldı Tabii. ve sizin de güzel şarkılarınız var bize söyleyecek Çok teşekkür galiba. Ederim. Tabii ki var ee, özellikle eskiden yani ta ilk zamanlardan bu yana ilk çağlardan bu yana müzik hiçbir toplumda eksik olmamış hepsinde var. Ama ağıt da var ama neşe de var ama düğünde var ama keder de var da var yani. Şimdi biz şey konuşuyorduk doğu kültüründen batı kültürünün hı hı. farklarını konuşuyorduk. Şimdi müzikte de. E, aynı şey var herhalde. Doğu müziği var, batı müziği var değil mi? Tabii Siz var. neresindesiniz bunun mesela? şimdi? E, şöyleydi evvelden e, bundan yani ne diyeyim bir 20-30 sene öncesine kadar Türkiye'de e, bir Türk pop müziği vardı, bir Türk, Türk halk müziği vardı, Türk sanat müziği vardı, e, arabesk vardı, böyle farklı şeyleri vardı, e, türleri vardı ve bunlara göre değerlendiriliyordu. Yılın en e, işte iyi Türk halk müziği sanatçısı falan. Fakat daha sonra radyolar ve özel radyolar devreye girmeye başladıktan sonra o saf halk müziğini veya saf Türk müziğini çalamaz oldu radyolar. Onun yerine altında bir altyapı olan bir tür başka bir tür gerekti. insanları coşturmak, o radyoyu ya da o kanalları izlenebilir kılmak için. Sonra halk müziğine ve Sanat müziğin altyapıları eklemeye başladılar. Yani bir tür böyle hibrit bir tür doğdu. <laughs> Ama o şeyde o şimdi derin baslar çok şey var. O plakların zamanında o derin basları o plaklardan vermek mümkün değilmiş. Çünkü tabii. iğne atıyor. Çünkü şey tabii, şey tabii. olduğu için. Hı hı. Şimdi yani ses skalasının bu kadarını kullanırken bu kadarını Kullanıyoruz, kullanmak durumundayız. Bu iyi bir şey aslında değil mi? Çok iyi bir şey. Ve tertemiz, hiçbir cızıltı yok, çizik yok, bir şey yok. Stüdyoya girdiğinizde kolaylık... Ya ben bu tondan söyleyemiyorum, biraz aşağı olsun falan diyorsunuz. Hemen ayarlayabiliyorlar. Ee, evvelden böyle bir şey söz konusu değildi. Orkestra çalardı, üstüne okurdunuz. Ee, orkestra eğer tiz çalmışsa tiz... Yani onu güzel anlaşmak lazım başından. Ee, ama şu anda her şey çok farklı. Şimdi çok daha din, güzel. dinleyeceğimiz, söyleyeceğiniz ilk şarkı Kılpay'ı değil mi? Kılpay'ı en son şarkım. Siz, siz mi bestelediniz? Siz Hayır, mi yazdınız? Hayır. E, e, Şehrazat Söylemezoğlu ile Bülent Yetiş e, ikisi beraber çalışma yapmışlar. E, benim de çok sevdiğim hakikaten bir iki müzisyen de çok seviyorum. Şehrazat da öyle. E, ve bu şarkı bu pandemi döneminde yaptığımız çalışmalardan bir tanesi. Peki hadi buyurun dinleyelim. Çok teşekkür i̇sterseniz ederim. İsterseniz ayağa da kalkabilirsiniz. Teşekkür isterseniz ederim. oturabilirsiniz. Bakalım. Nasıl Gelsin istiyorsanız. Dersin müziğimiz. <laughs> evet müziği gelelim. Artık. Söz müzik. Evet Şehrazat ve Bülent Yetiş. Geliyor değil mi? Açıldı. Teşekkür ederim. Sağ olun. E, sayenizde içimiz açıldı. Sağ olun. Şimdi Doğu kültüründen Batı kültürünün farkını konuşuyorduk. Hı? E, Batı kültürünün daha mesafeli insanların olduğunu, Doğu kültürüne daha yakın olduğunu konuştuk. Müzikte nasıl bir fark? Çok seslilik, tek seslilik farkı mı var, ne var? Müzikte zaten e, aslında çok ciddi bir fark vardı. Fakat o ara kapandı gibi biraz. Çünkü Batı enstrümanları, Doğu enstrümanları iç içe geçti. Doğu enstrüman demeyeyim aslında onlar bizim hep var olan enstrümanlarımız. Yani Ama enstrüman bağlan... yere, yerel bir şey değil mi? Her bir bölgenin kendine göre bir enstrümanı oluyor genelde. Var. Mesela kuzey tarafına giderseniz daha böyle... Farklı enstrümanlar, kemençe gibi. Kemençe, Karadeniz'de gibi, var evet, falan. Ondan sonra aşağı doğru inerseniz daha farklı, vurmalı sazlar daha ağırlıklı. Yani her yöremizde çok farklı müzik türleri var. Ama şunu söylemek istiyorum, müziğin hepsi çok güzel. Hiç enstrüman kullanmasanız bile, insan sesiyle bile yapılan müzik bence çok değerli. Siz mesela evde nasıl müzik dinliyorsunuz? Evet. Ben evde hemen hemen her çeşit müziği dinlemeyi seviyorum. Nereden dinliyorsunuz mesela? <laughs> YouTube'dan falan mı? Tabii. Oradan. Dinliyorsunuz. Artık oradan. Artık oradan. Çünkü e, teknoloji sürekli eskiyor. Tabii. Yani bir dönem e, VHS videolar varken şimdi e, sonra DVD oldu, CD oldu falan. E, en son MP3 oldu. Şimdi dijital yapıyla e, yani sosyal mecralardan izliyoruz. Peki oradaki Dinliyoruz. o. ...algoritmalar, siz bir şarkı dinliyorsunuz... Ondan sonra ...ona benzerini getiriyor falan... ...çok müthiş değil mi Yani Sizin beğendiğiniz şarkıları bir şekilde... ...buluyor aslında. Ya Şöyle söyleyeyim, e, oradaki algoritmalar... ...aslında evet... E, iç, ...içeriği... ...bana doğru yönlendirici... ...işe yarıyor ama zaten algoritmaları... ...biz e, kendimizi... ...teslim ettiğimiz anda her şeyimizle... ...neresi olursa olsun... ...sosyal mecrada vermiş oluyoruz zaten... ...ipleri. Hani... Nasıl gezdiğimiz... teslim etmeyeceğiz? <laughs> baştan en azından uygulamayı kurarken application'ın sizin diğer hareketlerinizi izlemesine izin vermeyeceksiniz. Soruyor çünkü artık. Evet, o Eskiden, artık sormuyordu. Var. Eskiden <laughs> sormuyordu ama <laughs> Soruyor. o size sadece reklam göster yani Belki de faydalı bir şey takip etsin. En azından benim ilgimi çeken <laughs> reklamı göstersin. Alakasız reklam göstereceğini diye de düşünülebilir. Ama geçen de mesela bir gazetenin üstünde şey vardı. Emlak reklamı olan bir gazete. Telefonumu koydum. Sonra bir baktım. Telefonunda bir emlak reklamı. Yani acaba dedim ki böyle bir şey olabilir mi? Olabilir. Yani telefon. Nasıl olabilir. olabiliyor? Olabilir. Konuştuğunuz her şeyi algılıyor. İşte bu da çok rahatsız edici. <laughs> İstediğim ilgi alanımdaki şeyleri gösterse bile çok rahatsız Şimdi, edici. Nereden Doğru? baktığınıza bağlı e, e, bu aletler. Sizin davranışlarınızı öğrenip sizin isteklerinize göre davranması kötü bir şey mi? Değil. Tamam bu da onu yapıyor. Yani havadan bir tane alakasız bir bir şey reklamı göstereceğini. En azından sizin ilginizi çeken bir şeyin reklamını göstermesi daha iyi değil mi? En mahrem konuşmaları da o cihazların yanında yaptığımız için aile arasında, eş dost arasında ya da çok mühim toplantılarımızda insanın tabii başka tereddütleri oluşuyor. Daha başka neleri duyuyor? Her daha... şeyi duyuyor da onu bir kişi duymuyor. Sistemdeki bir algoritma duyuyor ve size ona göre reklam çıkartıyor. Bunun ne zararı olabilir? Reklamlar hususunda şimdi problem yok. Onun yerine parasını Değil verirseniz mi? reklamsız olabilir. Tabii öyle seçenekler çıktı ki ben onları tercih etmeye çalışıyorum. Öyle mi? Şeyden uzak kalamayız teknolojiden. Çünkü gitti de çok daha işler büyüdü ve yapay zeka evet. olayı iyice abardı öyle diyeyim. Ve çok yakında artık hiçbir şey... E Analog diyelim onu yani elle, manuelle de çalışmayacak. Tabii. Her şey dijitale olacak. E aslında büyük kolaylık yani bir şey el attığınızda sizin isteklerinize göre hareket ediyor olması. Örneğin bir televizyonun ya da işte bir diyelim ki televizyondaki bir kanalın sizin sevdiğiniz, bir şey mi izlediğiniz bu yani? şeyleri böyle Doğru. yan yana getirip size tavsiye etmesi. Bunlar falan çok çok güzel şeyler aslında. Güzel şeyler Ya ama... ne bileyim müzik dediğiniz gibi sevdiğim müzikleri seçip bana sunması bunlar güzel ama bunun yanı sıra kendini de finanse etmek için sunduğu reklamlar ekstra. Yok şimdi onun kendini finanse etmek için sunduğu reklamlarda sorun yok ama size sadece sizin hoşunuza giden müzik ve fikirleri verdiği zaman kendinizi tek dünyada ben varım başka bir şey yok <laughs> zannediyorsunuz öyle bir öyle bir yan etkisi oluyor yoksa. ...normalde baktığınız zaman sizin sevdiğiniz... ...sizin fikirlerinize göre çıksın. Ne güzel. Ama ne oluyor? İnsanlar fikirlerini keskinleşiyorlar daha fazla. Evet. Ah diyorum ki sevgili dostum... ...bir de onlar da bizi şımartsın. Ya ihtiyacımız var artık böyle... ...biraz hani pohpohlanmaya şımartın Kim şımartsın diye. bizi? Dijital medya işte. <gülüyor> <gülüyor> yani bir şey de şikayet ediyorsunuz. eğer. Twitter. Like etmek mesela şımartmak değil mi? Birileri <gülüyor> like <gülüyor> zaman. kesinlikle. Şimdi kendi çapımızda şımarıyoruz. Sosyal medyada evet. varsan varsın yani... Böyle bir durum var şimdi soruyorsa kaç takipçin var ona göre muamele e, göreceksiniz ya da efendim e, eğer işte ben fenomenim falan dediğin zaman hemen Aa, çoluk çocuk tapıyorlar. E şimdi e, öyle bir şeye girdik ki bir tarafımızda savaş var bir tarafımızda e, pahalılık var ekonomi yani her şey konuşuyoruz bir sürü e, biz de algoritmaların içine böyle girip girip çıkıyoruz bizi alıp çıkarıyorlar isteklerimize göre. Örneğin doları izliyorsanız dolar geliyor önünüze. E, efendime söyleyeyim savaşı izliyorsanız savaş geliyor önünüze. Bunun gibi. E, bunların içerisinde böyle küçük minik şımartılmalara ihtiyacımız var galiba. E var tabii. Değil mi? var Ama işte orada da çok o şımartılmaya alışan ilgi budalaları da oluşuyor sosyal medyanın ya, ya, içinde. Bu sefer abuk subuk yani bir şey tuttuğu zaman onun büyütüp şey yapmaya çalışıyorlar. Şimdi e, müzik adetleri konusuna gelelim <laughs> Zeliha Hanım da geldiğine göre. <laughs> Şimdi bu padişahların bir, birçoğu besteci falan değil mi? Tabii. O nasıl oluyor? Tesadüf mü? Daha evvel e, bir konuşma esnasında bazı şeylerin kesintisiz intikal etmesi gerekliliğinden bahsetmiştim. Yalılar ve köşklerden bahsederken aynı şey müzik şiir ve sanat içinde de geçerli. Osmanlı Hanedanı'nda dünyada başka bir hanedanda Kırım Hanlığı, Giray Hanedanı'nın haricinde başka bir hanedana görülmeyen bir özellik var. Hanedanın erkek mensupları şiirle ve müzikle ilgileniyorlar. Ve neredeyse kesintisiz olarak imparatorluğun sonuna kadar ilgileniyorlar. Yazıyorlar, besteliyorlar. Yani güftesi, kimisi sadece güfte yazıyor. Kimisi hem güfte hem beste işini üstleniyor. Bazıları tamamen şiire odaklanıyor. Ama şurası muhakkak ki Osmanlı Sarayı'nda çok iyi bir müzik e, icra alanı var. Hatta sarayın seferli koğuşu yani Enderun Mektebi'ndeki seferli koğuşunun bulunduğu alandaki koğuşun mensupları olanlar aynı zamanda hanende ve sazende grupları. Dışarıdan da hocalar getirtiliyor. Minyatürlere yansıyan çok güzel müzikli padişah meclisleri var bir yandan yemekler taze yemişler yenilirken bir yandan da müzik icra ediliyor. Bir yandan da sohbet icra ediliyor. Peki şimdi padişahlar tamam zaten onlar müzisyenleri çağırıyorlar. Kendileri de belki çalıp besteliyorlar. Ama o zaman radyo teyp yok. Halk nasıl nerelerde dinliyor bu müziği? Mesela nasıl ortamlarda dinliyorlar? tekkeler var. Tarikat ehlinin oturduğu yerler var. Düşünün Mevlevi, Mevlevi Hanede en güzel ayinler icra ediliyor ayini şerifler, padişahların da bestelediği ya da dede efendilerin, ıtrilerin ya da diğer başka kimselerin besteleri buradan İstanbul'a yükseliyor. Bir kere şunu hesap etmek gerekiyor. İstanbul merkezli konuşuyorsak eğer eski İstanbul'da Anadolu yakasındaki bir mesela yalıdan yükselen müzik zaten karşı yakaya ulaşıyor ya da mehtap seyrine çıkıldığı zaman zaten bütün boğazın üzerinde müzik alemi şey var, musiki alemleri yapılıyor. Dolayısıyla musikiden İstanbul her zaman nasipleniyor. En yüksek mertebesinden en düşük mertebesine olana kadar o bütün aralıktaki bütün insanlar İstanbul'da müziği işitiyorlar, duyuyorlar, benimsiyorlar. İstanbul müziksiz Tarihin herhalde hiçbir zamanda müziksiz olmamıştır diye düşünüyorum çünkü Bizans kaynaklarını da takip ettiğimiz zaman burada daimi surette bir müzik var İmparator sarayında ve şehrin içerisinde. Zeliha Hanım aldatıldık mı? Aldatıldık. <gülüyor> <gülüyor> Sezen Aksu söylemiş aldatıldık diye ya e, o kadar güzel bir beste ki 90'lı yıllardan ben de yeniden e, icra ettim onu Murat yeterle <laughs> kafa kafaya verdi. Söylediniz bunu. Ee, yani bir beş senesi var beş herhalde. Beş senesi var. Hı? Hadi dinleyelim. Tamam. Az da vaktimiz kaldı. Tamam. Dinleyelim. Bravo. Teşekkür Sezen'in de. şarkısı değil evet, mi? Evet evet. Kendisi bestelemiş. Kendi sözlerini de o kendi yazmış. Sözleri çok üzücü. Üzücü. Bestesi aslında. çok eğlenceli. Ama çok öyle şarkı var. Ayaklar mi? altında sürünüyorum mesela. Göbek <gülüyor> atıyorum. <gülüyor> Göbek atıyorum. <laughs> Dünyanın iki hali. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten öyle. Ama belki de bunu yapma nedeni de Sezen'in bir ironi olabilir. Hani güleriz ağlanacak <laughs> halimize gibi ama bilmiyorum Sezen Aksu çok farklı bir kadın. Çok farklı değil mi yani mesela şimdi bana kaybolan yıllarımı verseleri 18 yaşında yazmış. Ne güzel. Ya, İnsanın ya çok dolu dolu. 18 yaşında ne kaybolan yılı olabilir diye değil düşünüyorum mi? ben. Ah valla e, çok dolu insanlar bunlar. Şehrazat olsun, Sezen Aksu olsun. Yani hepsi bunlar e, ana anadan diyeceğim doğuştan var olan bir şeyleri var. Hissiyatları var. Ve çok şükür ki müzik dünyası onları keşfetmiş çok. ve hala daha onların sözünden hala. müziğinden faydalanmaya devam ediyoruz. Ne güzel, ne mutlu. Evet. Şimdi son şeylere giriyoruz. Bu adetlerden, geleneklerden, göreneklerden birazcık gene şey yapalım. Bir İstanbullu nasıl misafir ağırlamalı? Evine geldiği zaman ne yapmalı, ne ikram etmeli, nasıl davranmalı, kendimi vermeli, ya yani nasıl nasıl yapmalı? Bir kere kahve kesinlikle Osmanlı İmparatorluğu'nda ya da İstanbul kültüründe misafire sunulması gereken bir şeydir. Bunun yanında tatlı ve buhur. Buhul ne? Buhur ne? Buhur. Buhur. Eski İstanbul'da saray başta olmak üzere buhur ikramı diye bir şey vardır. Bu çok kıymetli, güzel koku ikram etmek hmm. çok kıymetli. Kolonia filan gibi mi? <gül>, gül gülaptan içerisine tabii ki gül suyu, saf gül suyu ikramı yapılıyor. Ama e, tabakalar. Ya Tütsü falan gibi bir şey mi? Evet yakılıyor biliyorsunuz. İşte öd ağacından tutun işte miske, ambere varıncaya kadar Siz yakar çeşitli karışımlarda. Çok nadir ama yakarım. Ada çayı falan severim öyle kokusunu. Yani şu anda tabii yapılıyor bunlar ama eski İstanbul'da da bütün bunları saray merkezli özellikle bakarsak tesadüf ediyoruz. Ama halkın içerisinde ya da çeşitli tabakalarda da misafirin özellikle evin en iyi yerinde ağırlanması. Gelen kişinin ee, rütbesine ya da işte bulunduğu mevkiye uygun olarak kapıda, odanın girişinde ya da sedirin hemen yakınında karşılanması gibi farklı uygulamalar var. Kendi yerine oturtulması ya da evin en iyi yerine oturtulması, kendisi için hazırlanacak sofranın ona ikram edilmesi, verilmesi ya da kahve sunulacaksa önce ona ikram edilmesi ki bunların bir kısmı hala aslında bizim evlerimizde de farklı şekillerde devam Mesela etmekte. Mesela misafire çıkmayacak yemek var mıdır? Mesela pırasa çıkmaz derler falan var mı böyle şeyler? Ee, var şöyle pırasa hatta Ebu Suud Efendi'nin bir fetvasında görmüştüm. Birisi soruyor e, diyor ki pırasa yediğim zaman diyor işte camiye gidebilir miyim diyor. O da diyor ki pırasa çok güzel olur ama diyor yedi, yaptığın zaman diyor yedi, yediğin zaman gitmemelisin diyor. Fetvayı böyle veriyor çünkü koku yapar diyor. Dolayısıyla güzel kokulandırılmış mideyi rahatsız etmeyecek yemeklerin servis edilmesi. Soğan sarımsak vermeyeceğiz mi yani misafirlere? Yani tabii ki bunlar çok pişmiş. Çok varmış ama soğan sarımsak değil mi? O dönemde, o dönemde çok yeniyormuş. Soğan, Mesela soğanlı yumurta Osmanlı sarayının vazgeçilmezi. Biraz tarçın, biraz soğan ve yumurta. Sarayda padişahların sıklıkla tükettiği öğünlerden bir tanesi Siz kuşluk vaktiydi. Ya ben yaparım. Bir de e, şu anda da e, bir internet e, gazetesinde yani lezzetleri e, yazan bir internet gazetesinde de bir köşem de var bu Aynen. konuyla ilgili. Ne yazıyorsunuz ilgili. orada? Ee, online lezzetler ve e, kendi gözlemlediğim egzantrik yemekler. <laughs> Çok güzel. Farklı böyle yemek türleri. Online ee, derken sipariş verebileceğiniz şeyler. Evet evet. Yani mesela sipariş vereceksiniz ama bilmiyorsunuz. Ben bunları size yazıyorum. En son orada ne yazıyorum. sipariş verdiniz? şeyden dışarıdan. Pide. <gülüyor> <gülüyor> Söylemesi sayı pide. Belli pide sipariş pide pide Bak şimdi. <laughs> Kuşbaşılar. <laughs> Fakat şöyle söyleyeyim pide de her yerden. Yani online her yerden sipariş verilmez. Bana göre. Çünkü çok fazla seçenek var. Hangisini seçeni seçerseniz seçin. Ama e, bir kere yiyorsunuz ondan sonra bir daha yemiyorsanız eğer oranın bence dikkat edilmesi lazım. Şimdi Tabii o süremizin sonuna geldik. Nerede yazıyordunuz dediniz şeyi? Bu köşeyi? Bu kişi favori lezzetlerde. Favori şey. lezzetlerde eee nelerin sipariş verilip de bakabilirsiniz. Zeliha Hanım'ın şartlarını evet. da dinleyebilirsiniz. Size de çok teşekkür evet, ediyorum. Ama Sağ ne yazık ki bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.